Fokus'ta karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Bugün Fokus programının ilk bölümünde Şekerbank baş ekonomisti Gülay Elif Yıldırım bizimle olacak. Bol bol konuşacağız sanayi üretim rakamlarındaki Nisan tarafındaki düşüş. Öte yandan Mart'a dair perakende satışlar ve ciro endeksleri geldi. Orada da çok sert bir düşüş yaşandı. Özellikle ciro endekslerindeki düşüş net bir şekilde şirketlerin nakit akış sıkıntısı yaşadığı ve önümüzdeki dönemlere dair cirolardaki daralma beklentisini doğruladı. Üstelik bunlar Mart rakamlarıydı. Yani 10 Mart itibariyle olan rakamlar aslında Covid vakası Türkiye'de görülmüştü. Hepsini sonra konuşacağız. Öte yandan içeride tabii ki bütçeye dair biraz hassasiyet arttı. Bunun detaylarını da Gülay Elif Yıldırım'a soracağız. Borçlanmalar ne olur? Hazinenin önümüzdeki dönemdeki patikası nasıl olacak diye. Yine programın ilk bölümünde bir diğer konuğumuz Erim Motor Genel Müdürü Ersin Şahin olacak. Yine sanayi üretiminin içerisinde imalat sanayindeki daralmayı otomotiv sektörü özellikle otomotiv yan sanayi için bunu ifade ediyor. Bunun detaylarını yine Ersin Şahin'e soracağız. Programın ikinci bölümünde ise araştırma müdürümüz Cumhur Örnek ve Deniz Yatırım bağlantılarıyla piyasaları konuşacağız, detaylandıracağız. Şimdi gidelim hemen konuğumuza, ilk konuğumuza Şekerbank baş ekonomisti Gülay Elif Yıldırım bugün bizimle dedik. Gülay, hoş geldin yayına. İstersen sanayi üretimini izleyicilere aktararak başlayalım. Oradaki manşet rakamlarda yıllık %2'lik bir azalma dikkat çekti Mart ayında. Beklenti %1,5'un üzerinde bir artış olması yönündeydi. Şimdi Mart'taki rakam programı açarken de vurguladım. Biz sadece son iki haftasında Covid vakalarının görüldüğünü ve yavaş yavaş aslında mağazaların kapandığını, diğer önlemlerin alındığını gördük. Dolayısıyla Mart'taki bu %2 azalma Nisan'da daha sert bir düşüş olacağının bir göstergesi mi? Nasıl gördün verileri? Aynen senin söylediğin gibi merhabalar öncelikle. Evet, yani Mart ayında aslında çok fazla bir etki görmedik. Çünkü 11 Mart'ta Covid Türkiye'de tespit edilmişti, Covid vakası, ilk Covid vakası ve ondan sonrasında yavaş yavaş, yani kademeli aslında bir kapanış oldu. Hani gidebilenler eve gittiler ama sanayi, yani üretim tarafında çok çabuk bir kapanma olmamıştı. Ona rağmen ciddi bir daralma gördük sanayi üretiminde. Şöyle ki alt kalemlerine baktığımızda özellikle otomotiv üretiminin ciddi bir daralma yaşadığını görüyoruz. Bu da aslında AB kaynaklı. Yani orada vakalar bizden önce görüldüğü için sonuçta onun işte ihracatta da bunu görüyoruz, bu etkiyi görüyoruz. Dün işte cari açık rakamlarında çok net bir şekilde gördük. Biraz da tabii ticaret partnerlerimiz ne durumda? Bu da çok önemli. Sonuçta oraya da ihracat yapıyoruz. Üretimin büyük bir kısmı Avrupa tarafına gidiyor. Hani bunları düşündüğümde evet, biraz beklentiden daha sert bir daralma geldi. Tek gıda, yani baktığımda gıda doğal olarak artıda kalmış katkı bazında konuşuyorum. Ama Nisan ayında senin de ifade ettiğin gibi daha ciddi bir daralma göreceğiz. Zaten hani dünya çapında baktığımızda da daha önce hiç görülmeyen rakamlar PMI'lerinde olsun, sanayi üretimlerinde olsun, bunlar görülüyor. Biz de bu şeye biraz geriden de olsa, bize daha gecikmeli görüldüğü için vakalar, biz de bu kervana bir noktada katılacağız. Öyle söyleyebilirim. Peki burada özellikle ilk çeyreğe dair bir büyüme beklentisi paylaşabilir misin Gülay? Ne dersin? Hem ilk çeyrek için sorayım hem de ikinci çeyrekteki daralma beklentisi. Evet, ilk çeyrek çok iyi geçti. Baktığımızda ilk iki ay, Ocak, Şubat sanayi üretimi neredeyse %10'lara, arındırılmamış veriden bahsediyorum, %10'lara varan bir büyüme kaydetmişti. Mart ayındaki daralmayla bile 6'lara yakın bir şey görüyoruz, büyüme görüyoruz sanayi üretiminde. O anlamda birinci çeyrek iyi gelecek. Zaten bize pozitif tarafta tutabileceğini düşündüğümüz, hani eksiye kaydırmayacak olan çeyrek birinci çeyrek olacak genel tüm yıl anlamında. İkinci çeyrekte tabii önemli bir daralma göreceğiz. Yani belki rakam telaffuz etmek şu an çok uygun mu bilmiyorum. Ama hani bizim tüm yıl için genel olarak beklentimize baktığımızda biz hani bir civarında falan bir artıyla kapatabileceğimizi düşünüyoruz yılı. Çünkü bakıldığında yavaş yavaş açılmaya başladı şeyler,
genel üretim yerleri, yani çok yavaş da olsa ve sonuçta biz tamamen bir şeye girmedik, karantinaya da girmedik ekonomi anlamında, yani her şeyi kapatmadık, yine bir şekilde yarı da olsa üretim devam etti bakıldığında. O anlamda ve demin de söylediğim gibi en önemlisi birinci çeyreğin yardımıyla biraz daha şeyde kalabileceğimizi düşünüyorum. Yani 2020 için şu an benim bir ciddi bir daralma tahminim yok, böyle söyleyebilirim. Peki burada tabii ki birkaç gösterge önemli olacak 2020'nin geri kalanı için. Bir, dış talep ne olur, iç talep ne olur? Burada elbette ihracat pazarları, öte yandan tüketim tekrar canlanır mı? Dolayısıyla Gülay, büyümenin dağılımına, katkılarına baktığında sence neler öne çıkacak 2020'de? Hangisinde bir miktar daha iyimsersin, hangisine daha kötümser taraftasın? Şimdi tabii şey tarafı, mal ve hizmet tarafı, dün de geldi veriler. Mart ayında turizm rakamları özellikle, orada tabii ciddi bir gerileme gördük. Bunun da Nisan ayında da devam ettiğini görebiliyoruz zaten, herhangi bir bütün şeyler, uçuşlar kapatıldı. İhracat rakamları, mal ihracatı anlamında baktığımızda orada da bir şey var, tabii ki gerileme var doğal olarak. Ama biraz önce sizin programınızda da sanayi odası başkanlarından görüşler alındı. Ufak ufak biraz talepler gelmeye başladığı söylendi Avrupa tarafından, Almanya tarafından dediğim kadarıyla. Bununla beraber hani ben bir şekilde şimdi şeye gidilemez Güzem. Yani tamam, bu çok ciddi bir salgın. Sonuçta aşısı da bulunmadı ama tamamen hani her şeyi tekrardan kapatalım ya da bu düzende gidelim şeyine, yani hiçbir ülke bu maliyeti yüklenemez. Yani ABD'de işte takip ediyoruz. Onlardaki konuda işte bir an önce açılmasını istiyorlar ekonominin. Bu anlamda hani bir şekilde işler yoluna yavaş yavaş da olsa, kademeli de olsa girecek. Bu anlamda ben belki turizm tarafında çok fazla bunu göremeyeceğiz. Çünkü turizm sonuçta bir tercihtir. Yani siz tatile çıkmayı tercih etmeyebilirsiniz. Hem maddi olarak belki bir problem yaşarsınız, işte işsiz kalabilirsiniz ya da geliriniz genel olarak azalır. Bu sonuçta bir tercihtir. Ama diğer türlüsünde hani genel ülkelerin ihracatı, mal ihracatı anlamında, ekonomiye dönüş anlamında baktığınızda bir noktada kademeli olarak bunu yapmak zorunda tüm ülkeler. Çünkü sonuçta çok, demin de söylediğim gibi ABD dahi bu şeyi kaldıramıyor artık. Yani hani tamamen bir karantina ve herkes evde, hiçbir yer çalışmıyor. Bu uzun süreli en fazla işte gördük, yani 1,5 ay bunu kaldırabildiler. O anlamda da hani bir noktada yavaş yavaş ben ihracatın hafif de olsa toparlanacağını, en azından daralma hızının yavaşlayacağını düşünüyorum. Tabii iç talep çok önemli. Bizim tarafta iç talep önemli olacak. Dış talep birazcık daha yavaş gelecek arkadan. Kredi büyümelerinden, Gülay talep... çok özür dilerim, bölüyorum. Evet, kredi ben de onu söyleyecektim. Evet, bir çıkarım şimdi yapabiliyor musun? Yani çünkü orada şimdi evet, birazdan evet anlatırsın bize ama kamu özel ayrımı da çok merak ediliyor ve ticari, KOBİ ve tüketici tarafı, yani bu üçlü ayrım da merak ediliyor. Evet, ben de şimdi onu söyleyeceğim. Benden önce davrandım, hızlandırdım biraz. Evet, kredi tarafında çok hızlı bir büyüme var. Bunu zaten haftalardır konuşuyoruz ve sonuçta bu ticari krediler tarafında ciddi bir ivme var. Ama tüketici kredisi de kamu tarafında baktığımızda orada da bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Yani o da güçlü gidiyor. Bu, sonuçta desteklenmesi gerekiyor. Yani çok inanılmaz, daha önce hani konuşulsa böyle insanların bir hayal olarak görebileceği bir dönemden geçtiğimiz için, kötü bir şey gibi, yani kabus gibi böyle bir dönemden geçtiğimiz için tabii ki çok ciddi bir kredi desteği var. Bu da bir noktada hani demin konuştuğumuz gibi çok büyük bir çöküşü önleme amaçlı. Hani hem Türkiye bunu yapıyor, hem tüm dünya yapıyor. İşte görüyoruz tüm merkez bankaları normalde asla hani aklımızdan dahi geçmeyecek önlemler alıyor. Bizim merkez bankamız da aynı şekilde. Tüm bunların hepsi işte bu demin de söylediğimiz gibi büyümeyi bir noktada tutabilmek ve toplu bir çöküşün önüne geçebilmek maksatlı. Tabii bunların ne kadar başarıya ulaşacağı, yani bu alınan kredilerin ne kadar üretime döneceği, işte bu iç talebin ne kadar canlanacağının en büyük belirleyicisi
bu salgındaki ikinci dalga riski, öyle söyleyeyim. Yani eğer ki şu an konuşulduğu gibi tüm dünyada tekrardan bir ikinci dalga görürsek, o zaman hepimiz bütün tahminlerimizi tek gözden geçirmek zorunda kalacağız. Çünkü bu yeniden evlere dönüş, yeniden fabrikaların kapanması şeklinde bir noktaya götürecek bizi. O zaman da başka senaryolar konuşmaya başlayacağız. Böyle söyleyebilirim. Ama şu anki noktada en azından hani biraz daha kontrol altına alınmış, kademeli, yavaş üretime dönüş, işte insanların iş yerlerine dönmesi, sokağa çıkmaya başlaması, alışveriş yapmaya başlaması ve burada en önemli konu şu, psikolojik bir etkisi var bunun. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. İnsanlar daha önceki krizlerden nedir farkı diye konuşuluyor. Daha önceki krizlerde insanlar tamam mı, bir kısmı işini kaybetti, işte iflaslar oldu ama günün sonunda kimse de böyle bir psikolojik etki yoktu. Yani hayatını kaybetme korkusu gibi bir etki yoktu. O yüzden de insanlar dışarıya çıkabiliyorlardı. En azından bir kahve içiyorlardı, bir yemeğe gidiyorlardı, arkadaşlarıyla buluşuyorlardı. Bir hareket vardı. Yani şu an o yok. Yani insanların çoğu evde kalmayı tercih ediyorlar kendi sağlıklarını düşündükleri için. İşte bunu bertaraf etmek çok önemli bir şey. Yani biraz önce sizin programınızda da bahsedildi. Yani bunun aslında biraz da davranışsal tarafı bir noktadan sonra evet, işin içine girecek. Yani hı-hı, insanlar dışarıya çıkmaya zorunlu olmadıktan sonra dışarıya çıkmaktan bahsediyorum. Yani işe gitmek zorundaysanız gideceksiniz ya da işi bırakacaksınız. Ama hani baktığınızda dışarıya çıkmak, insanlarla buluşmak, tatile gitmek, işte bunların hepsi bu kararlarla beraber, bunların ne zaman insanların bu kararları almaya başlayacağı, ekonomideki bu yeniden toparlanma ve tüm dünya için konuşuyorum, potansiyele dönmenin zamanını belirleyecek esas unsur insanların psikolojik olarak kendilerini ne kadar rahat hissedecekleri, bu zamanın ne kadar bir döneme yayılacağıyla ilgili bir şey. Peki. O da işte bizim tüm dünyanın V mi toparlanacak, mu toparlanacak, L mi gidecek, hani bir de o tartışma var ya, onları da aslında belirleyecek olan şey insanların bu psikolojisi olacak. Peki Gülay, istersen buradan gel biraz kur tarafını konuşalım. Şimdi şu an geldiğimiz seviyeler, hatta hemen ekrana da getirelim, 6.95'lere doğru geriledi dolar Türk lirası. Mayıs ayının en düşük seviyesine geldik. Tabi burada elbette atılan adımlar, BDDK'nın verdiği kararlar, yabancı yatırımcının özellikle TL şortlamasının önündeki engeller de katkıda bulundu. Ama geldiğimiz noktada bugün saat 10.40 itibariyle orada 6.95'e kadar dolar Türk lirası geri çekildi ve 30 Nisan'dan beri gördüğümüz en düşük seviye, Mayıs ayının en düşük seviyesine gelindi. Fakat bundan sonrası için tabi bu hareket kalıcı olur mu, düşüş hareketi, öngörmek çok zor. Sermaye çıkışları çok fazla. Dün ödemeler dengesinde de gördük, hem rezervlerde finansman tarafında hem de portföy akımlarına bakıldığında tarihi düşüş yaşanmış aylık bazda. Nasıl görüyorsun Türkiye'nin buradaki kırılganlıkları, hassasiyetleri neler sence kura karşı? Tabii senin de söylediğin gibi çok zor bir şey yani kuru tahmin etmek, çünkü o kadar küresel bir noktadayız. Yani en ufak ABD'den gelen en ufak bir veri, en ufak bir haber tüm gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi bizi de çok ciddi etkiliyor. Evet, bizim güçlenmemizin arkasında işte takip ediyorsunuz zaten, genel olarak bir swap anlaşması ihtimali çok fazla fiyatlanıyor bu son günlerde. Ve bizim şöyle bir şey var, hani bakıldığı zaman genelde bizdeki sermaye çıkışları, hani böyle yoğun bir şekilde sermaye çıkışları bize özgü unsurlarla ya da dünyadaki kurla beraber genelde 6-7 aylık bir süreç tutuyor. Ondan sonrasında yine Türk piyasaları yabancı yatırımcılar için çekici hale geliyor. Bunun da bu dönemde işte dün senin de söylediğin gibi rekor bir sermaye çıkışı oldu. Yeniden tekrarlanabilir ama tabii bizim burada atacağımız adımlar, vereceğimiz güven yabancı yatırımcılara önemli olacak. Ama hani ben Türkiye'nin genel itibariyle diğer gelişmekte olan ülkelerden tabii ayrıştığı zamanlar olabilir. Hani bir hafta olur, işte 10 gün olur. Ama genel itibariyle bu noktada gelişmekte olan ülkeler paralelinde gideceğini düşünüyorum. Çünkü şu an yaşamakta olduğumuz şey bize özgü bir şey değil. Bizim yarattığımız bir sorun değil. Sonuçta hepimiz gerçekten şu an aynı gemideyiz. Hani bu kelime, bu şey çok kullanılır ama bu cümle. Bu sefer gerçekten tüm dünya aynı gemide. Yani
hiç kimsenin diğerinden bir farkı yok. Sonuçta herkes, tüm gelişmekte olan ülkeler aynı sorunla karşı karşıya. Riskten kaçış var. İşte çok ciddi sermaye çıkışları var tüm gelişmekte olan ülkelerden. Türkiye'de az ya da çok, hani o tartışılır bir konu. Az ya da çok. Yani çok tartışılır değil aslında. Çünkü 8,5 milyar dolar, yani toplam gelişen ülkelerin %15, yani 70 milyar dolar gelişmekte olan ülkelerden çıkış olmuş. 8,5 milyar dolar bizden, dolayısıyla bu yani tarihte görmediğimiz kadar büyük bir yüzde, yani toplam çıkışın %15'i neredeyse Türkiye'den çıkmış. Yani orada sence yabancı sahipliğinin bu kadar düşmesine rağmen agresif çıkış yaşanmasının sebebi faiz mi, kere pozisyonlanması mı, neye bağlıyorsun o tarafı? Şimdi tabii yani demin de söylediğim gibi az ya da çok olma şeyi olabilir Türkiye ile ilgili olarak. %15 oransal olarak baktığında önemli bir rakam. Ama bizde swap meselesi vardı. Yani bu çok alınıp satıldı. Hani oldu olmadı, işte sinyal geldi gelmedi. Bununla piyasa çok uzun bir zaman oyalandı, öyle söyleyeyim. Hani bunun etkilerini aslında biz bu %15'lik çıkışı yaşadık diye düşünüyorum açıkçası. Ama sonrasında demin de söylediğim gibi yani illaki bir getiri ve bir fırsat yaratıyor Türk piyasaları yabancılara. Yani bir süre gerçekten çok ciddi çıkışlar görebiliyoruz. Bu demin de söylediğim gibi genelde 6 ay zaman sürecinde oluyor. Ondan sonrasında hem TL'nin verdiği fırsatlar, hem piyasalar, finansal piyasaların geldiği seviyelerle beraber yeniden yabancı yatırımcı bir fırsat gördüğü zaman hemen yine ülkeye gelebiliyor. Yani bu anlamda da bu çok çok bilinmez, çok tahmin edilemez bir dönemden geçiyoruz. O yüzden böyle çok volatil hareketler ya da çok yüksek, işte senin oranını verdiğin gibi oranlar görebiliriz. Ama sonrasında ben dediğim gibi yani burada çok büyük bir şey olmazsa tekrar bence en önemli konu o olacak, bu ikinci dalga meselesi. Eğer yeni öyle bir şeye doğru gitmezse tüm dünya, ben bir noktadan sonra buraya buradaki şeyin de normale döneceğini, daha sağlıklı fiyat hareketleri görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü finansal piyasalar böyle, yani çok tahmin edilemez ama bir gün işte tüm parayı çıkartırken ertesi haftada ilgi gösterebiliyorlar koşarak kaçtıkları ülkeye, öyle öyle söyleyeyim yani yorum olarak. Şimdi dün Fed Başkanı Powell da söyledi. Yani şu an her ne kadar negatif faiz tartışılabilir bir konu değil dese de yine tahvil alımlarıyla piyasanın destekleneceğini söyledi. Mali politika yatıfta bulundu. Bu şekilde teşvikler olmalı dedi. İçeride bu anlamda para ve mali politikasının eş güdümünü nasıl görüyorsun? Haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak Gülay. Ne dersin? PPK'dan beklentilerinde nasıl? Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki sadece para politikası, işte faizi indirelim ve ekonomiyi canlandıralım döneminde değiliz ne yazık ki. Yani çok farklı bir dönem, çok fazla aktörün birlikte hareket etmesini gerektiren bir dönemden geçiyoruz. Çünkü sonuçta para politikasının ulaşamadığı kesimler de var. Buradaki insanlara maliye politikasıyla müdahale etmek, onlara destek, o anlamda destek yapmak gerekiyor. İşte nedir? Hane halkları, yoksul insanlar, hani belli bir şeyin altındaki insanlar, mesela hizmet sektöründe çalışan insanlar, bunlara baktığımızda hani siz ne kadar faizleri indirseniz de bir noktada tabii ki etkiliyor onları kredi kullanımlarında ve diğer şartlarda, ama sonuçta direkt olarak maliye politikasıyla bu kesime yardım edilmesi gerekiyor sosyal devlet bağlamında düşündüğümüzde. Bu anlamda ben genel itibariyle tüm dünyadaki şeyleri olumlu buluyorum. Yani genel senkronize hareketleri olumlu buluyorum. Mesela FED'e baktığımızda işte sınırsız likidite sağlıyor. Diğer taraftan inanılmaz trilyon dolarlık paketler açıklanıyor. Bizim tarafa baktığımızda da ben şöyle görüyorum. Merkez Bankası çok proaktif hareket etti ve likidite anlamında. Çünkü bu dönemlerde en önemli şey likidite. Yani faiz oranının ne olduğundan dahi bağımsız bir şekilde sektörün hiçbir şart ve koşul altında likidite sıkıntısına düşmemesi gerekiyor. Öyle bir noktada çünkü siz faizleri sıfır bile yapsanız önleyemeyeceğiniz negatif sonuçlarla karşılaşabilir sektör. Ve bankacılık sektörü çok önemli tabii ki ekonominin genel gidişatını belirlemek anlamında. Bu anlamda Merkez Bankası'nın hemen COVID-19'un ülkemizde görülmesiyle beraber attığı likidite adımlarını çok olumlu buluyorum. Normal şartlarda tabii hani eleştirebileceğimiz noktalar olurdu ama şu an normal şartlar içerisinde değiliz. Onun dışında maliye tarafına baktığımda da
Tabii ki bunların bir maliyeti oluyor. Çünkü sürekli yardım yapılıyor. İşte başka kanallardan özellikle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteklerde bulunuyor, ama ben bunun daha ilk adım olduğunu düşünüyorum. Yani sonrasında yeni paketler, yeni teşvik paketleri, ekonomiyi potansiyeline normale döndürme anlamında atılacak adımların daha şeyde olduğunu düşünüyorum. Yani daha ajandalarında olduğunu düşünüyorum yetkililerin. O anlamda hani tekrarlıyorum, yani öyle bir dönemdeyiz ki bu doğru bu yanlış diye şey yapabilecek durumda ben çok fazla olduğumuzu düşünmüyorum. Yani şu anki tek amaç büyük bir çöküntüyü, tüm dünya ekonomilerinde büyük bir çöküntüyü önlemek, bir şekilde onlara destek vermek ve ondan sonrasında bir şekilde aşı bulunduğunda ya da etkili bir ilaç bulunduğunda, yani biraz daha normale dönebildiğimiz zaman, hani şu yeni normalden normale dönebildiğimiz zamanda da tekrardan bakılıp ne eksik ne fazla yapıldı. Belki o zaman hani bunları kritik etmek gerekiyor. Şu anki noktada atılan her adım, yapılan her yardım hem Merkez Bankası tarafından hem maliye tarafından hem Türkiye'de hem şeyde dünya çapında ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hayal edilemeyecek derecede bir dönemden geçiyoruz. Peki İlay, burada Nisan itibariyle özellikle %260'ların üzerine geldi borçlanma rasyoları, burada rollover rasyoları, evet. Ve bütçedeki açık giderek artıyor. Elbette bu yıl hani bütçeden endişe duyacağı hiçbir hükümetin değil, Türkiye'nin de keza öyle, ama yeri olduğunu söyledin. Eğer daha fazla bütçe açığı vermeye devam edeceksek bu faizler üzerinde bir baskı unsuru olabilir mi sence? Aslında yeri olmasından ziyade gerekiyor olduğunu ifade ediyorum. Yani yer tabii farklı bir şey. İşte senin sorun o tarafa gidiyor, ama şu anda da faizlerde şöyle bir yardım oluyor. Bir kere hani dünyada bir faiz yok artık, konuşulmuyor bile. Bir de bizim işte en son bu aktif rasyosu o tarafa da birazcık destek veriyor. Onu da söylemek lazım. Bu anlamda genel olarak belki şimdi şöyle özetlemek lazım belki. Hani bunlar demin de söylediğim gibi biraz daha şu yeni normal noktasından, yeni normal çerçevesinden normale geçtiğimiz zaman bu senin söylediğin şeyler, işte borç oranları, faizler, bütçe açıkları, işte bunlar o zaman konuşulacak ki ben bunları konuşmayı tercih ederim. Bakıldığı zaman, yani şimdiki konuşma konularımıza göre keşke bunları konuşuyor olsak. Çünkü bunları konuşuyor olmamız bizim bu beladan, bu salgın belasından biraz daha ayrıştığımızı, yani ayrıldığımızı, o günlerin biraz daha geride kaldığı dönemi temsil edeceği için ben o konuları konuşmayı şu ankinden daha fazla tercih ederim. Yani demem o ki bir faizlerde şu an için ben faizlerde bir sıkıntı olacağını ya da bir baskı göreceğimizi bu anlamda hani bize ya ne oluyor burada dedirtecek, kaşlarımızı kaldıracak kadar bir baskı olacağını, olabileceğini düşünmüyorum. Dediğim, yani söylediğim gibi, çünkü burada herkes borçlanıyor. Bu Türkiye'ye, belki Türkiye'ye özel bir konu olsaydı, işte o Ağustos 2018'de olduğu gibi hani bizim Amerika ile olan sıkıntılarımız sonucunda yaşadığımız bir volatilite olsaydı aynen katılıyordum söylediklerine. Yani hani o zaman böyle destekler verilseydi, hani ekonomi çok ciddi bir şey altında kalsaydı, baskı altında kalsaydı, daralma baskısı, aynen katılırdım. Ama şu an zaten herkes şu an elbette başka endişeler, evet, başka çekinceler var. Çok haklısın Gülay. Peki sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş, ama son birkaç cümleyle rezervlere dair şu anki endişeleri haklı görüyor musun? Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime, Türkiye'nin özellikle döviz yükümlülüklerini, dış borcunu, kısa vadeli dış borcunu düşündüğünde ve önümüzdeki dönemde olası swap anlaşmaları sence içeride piyasadaki oynaklığı destekler mi? Swap anlaşmalarından başlayayım son sorudan. Swap anlaşmaları tabii çok olumlu yansır diye düşünüyorum. Yani şu an hep bunu söyleniyor ama hani meslektaşlarım söylüyorlar. Ben kesinlikle katılıyorum. O yüzden tekrarlamak isterim. Yani bu kadar ciddi bir likiditenin olduğu, hayatımızda görmediğimiz derecede bolluğun olduğu bir ortamda Türkiye gibi hani ciddi büyüklükteki bir ülkenin bundan yararlanmaması, tabii hani atılan diğer adımların belki etkisinin daha az görülmesine sebebiyet vereceği için ben bu imkanın mümkün olduğu derecede, mümkün olan olduğu hızda
kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şey tarafına gelirsek de, rezerv tarafına gelirsek de şöyle bir şey var. Tabii hani erime oldu, bunu Merkez Bankası Başkanı kendisi de ifade etti Sayın Uysal. Yani bu dönemlerde rezervlerde volatil hareketler olabilir. Hani kamu bankalarına, kamu bankaları vasıtasıyla çeşitli adımlar atıldığını kendisi de söyledi. Artık bu zaten bilinen bir nokta. Onun dışında hani rezervlere aslında şöyle bakmak lazım. Bu bir risk olarak görülebilir ama diğer yandan da bakıldığı zaman işte dünkü şeyde de gördük, ödemeler dengesinde de gördük mesela. İşte özel sektör çok başarılı bir şekilde her tür, hani Türkiye'ye olsun, gelişmekte olan ülkelere olsun, tüm kaygılara rağmen, öyle söyleyeyim, yani tüm soru işaretlerine rağmen gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına karşı bu son dönemde çıkan, ona rağmen çok güzel borçlanabiliyor. Yani hiçbir sıkıntı yaşanmıyor bu borçların çevrilmesinde ve gereklerin yerine getirilmesinde. Bence hani tamam, rezerv tarafı, işte rezerv, hani böyle de bir yaklaşım var, rezervlerin sonuçta günü geldiğinde kullanacağız biz bu rezervleri, bunun için biriktirdik şeklindeki yaklaşıma karşın, hani bakıldığında eğer bunu bir risk olarak görürseniz, ona karşın ben özel sektör çok güçlü bir şekilde, hem bankalar olsun, diğer kurumlar olsun, çok güzel borçlarını çevirebiliyorlar, yeni borçlanmalara gidebiliyorlar. Biraz önce Finans Bank'ın mesela sendikasyonunu gördük. Hani bu anlamda bakıldığında en azından bizim borçları çevirmede ya da yeni bir kaynak bulmada özel sektör anlamında herhangi bir sıkıntımız yok. Bu da Türkiye'nin hani özel sektörünün ne kadar aslında her anlamda krizlere hazırlıklı olduğunu ve ne kadar donanımlı olduğunu bana gösteriyor. Ya ben bu biraz rezerv şeyinden sıkıldım, şöyle sıkıldım. Hani böyle bir şey var ama yapacak da şu an bir şey yok. O yüzden belki resmin diğer tarafına bakmak lazım. Biz peki borçlarımızı ifa edebiliyor muyuz, yerine getirebiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Belki biraz da resmin o tarafına odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Güler, çok teşekkür ediyorum aktardıklarının içine bağlandığın için. Şekerbank Baş Ekonomisti Güler Elif Yıldırım'ın görüşlerini aldık. Şimdi geçelim buradan. Bakalım özel sektör tarafında gerçekten Güler Hanım'ın da söylediği gibi işler yolunda mı? Bugün sanayi üretim rakamında %2'lik bir düşüş yaşandı. Ciro endekslerinde ve perakende satışlarda da çok hızlı bir düşüş yaşandı. Erim Motor Genel Müdürü Ersin Şahin olacak telefon attığımızda. Ersin Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi özellikle bugün gelen sanayi üretim rakamı Mart ayına dair. Keza ciro endekslerine baktığımızda o da Mart'a dair. Yani biz aslında Mart'ın ikinci haftasından itibaren Covid vakalarını gördük ve ekonomi yavaş yavaş soğudu. Fakat buna karşın düşüşler çok sert. Ne dersiniz? Hem Mart özelindeki rakamlar hem de Nisan rakamları, cirolar ve özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayi için nasıl olacak? Açıkçası Güzem Hanım, sizin dediğiniz gibi Mart ayının ikinci haftasından itibaren biz bu problemlerle karşılaşmaya başladık. Ancak düşüş beklediğimiz gibi geldi. Çünkü daha önceki krizlerde görmediğimiz şekilde bıçak gibi kesilen bir durumla karşılaşmıştık. Nisan ayında açıkçası beklentim bu rakamların çok daha üzerinde kötü geleceği. Hani burada örnek almak gerekirse, hani İtalya kadar olmaz. Hani Mart ayında İtalya'da açıklanan rakam -%28 civarındaydı. Oraları bulmaz ama Nisan ayının Türkiye'de daha sert bir düşüşe gebe kalacağı kesin. Ancak bunu tabii değerlendirirken şöyle bakmak lazım. Bu Türkiye özelinde bir durum değil. Hani Almanya'da da Mart ayında %9'luk bir düşüş vardı, küçülme vardı sanayi üretiminde. Amerika'da hakeza 5.4'lük bir küçülme. Türkiye'de dünyadaki diğer ülkeler gibi benzer bir tepkiyi verdi. Hani bu daha önceki ekonomik krizlere benzemeyen bir durum. Nisan ayı bundan da kötü gelecektir. Bizim Türkiye olarak odaklanmamız gereken durum açıkçası bundan sonra post korona dönemine, yani korona sonrasında neler yapmamız gerektiğine, yeni normali nasıl kendi lehimize çevirebileceğimize odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Peki burada özellikle şimdi detaylara baktığımızda tabii ki imalat sanayi tarafında daha fazla sıkıntı var. Teknoloji tarafındaki detaylara bakacak olursak yüksek teknolojili ürün üretiminde en sert daralma maalesef yaşanmış. Yani düşük ve orta teknolojide o kadar sert olmamış. Neler söylersiniz? Yani hem sizin tedarikçileriniz hem öte yandan stratejik ortaklarınız, iş yaptığınız şirketlerle konuşulduğunda
En büyük sıkıntıyı hangi alanlarda görüyorsunuz ve orada işte kur etkisi mi, talep düşüklüğü mü, işte nakit akış sıkıntısı mı, tahsilatların sağlıklı bir şekilde kazanılmaması mı, nedir problem? Ben şimdi ihracat tarafını ve otomotiv tarafını biraz daha sağlıklı değerlendirebilirim açıkçası. Otomotiv tarafında tamamen taleple alakalı bir durum var. Biz kendi portföyümüzden örnek vermek gerekirse, biz hem ticari araç tarafına üretim yapan bir firmayız hem de binek araç tarafına. Özellikle bu korona ile beraber binek araç tarafında çok sert bir düşüşler gerçekleşti. Hani biz ihracat yaptığımız Almanya'daki ya da Avrupa'nın diğer ülkelerindeki büyük otomotiv devleriyle işte önümüzdeki dönemi tartıştığımızda açıkçası onların da bir belirsizlik içinde olduğunu görüyoruz. Bu daha önceki krizlerde yaşamadığımız bir durumdu. Hani bizim için yeni olanı. Hani müşterilerimizle görüştüğümüzde onlar da bu dönemi nasıl atlatacaklarını veya bundan sonrasının ne zaman açılıp adetlerin ne zaman normale geleceğini tahmin edemiyorlar. Bizim için en büyük sıkıntı bu. Ama öte yandan kendi işlerimize baktığımızda da biraz önceki konumuzun da söylediği gibi hani borçlanma tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kur tarafı hala Türkiye rekabetçiliğini koruyor. Bu anlamda önümüzdeki döneme karşı ben açıkçası çok da negatif bakmıyorum. Ama en büyük korkumuz belirsizlik. Biraz önce söylediğiniz gibi yüksek teknoloji ürünlerdeki düşüşün daha fazla olmasının sebebi orada son mamul üretiyor olmamız. Son mamul üretiminde, son mamul satışlarında çok bir anlık kesintiler oldu. Onun haricinde ara mamul satışları hep ana sanayiyi 15 gün geriden, bir hafta geriden, kimi sektörlerde bir ay geriden takip ettiği için oradaki rakamları önümüzdeki ay esas düşüşler görülecektir. Bu şekilde dediğim gibi şimdi yeni bir düzen kuruluyor. Avrupa'daki tedarikçilerimizden veya müşterilerimizden aldığımız bizim izlenim de yeni döneme dönüldüğünde artık Çin'le alakalı bazı soru işaretleri var. Tedarik zincirlerinde çok ciddi değişiklikler olacak ve özellikle Avrupalı üreticiler tedarik zincirlerini biraz daha yakın ülkelerde kurmak istiyorlar. Türkiye bunu fırsata çevirebilir diyorsunuz. Peki şu an talep başladı mı yavaş yavaş Ersin Bey? Yani Avrupa ülkelerine ihracatı şöyle başladı. Ancak bizim şöyle talebimiz Güzem Hanım Haziran başıyla beraber hareketlenecek. Avrupa'da otomotiv endüstrisi bildiğiniz gibi neredeyse bütün fabrikalar üretime başladı. Ancak başladığında üretim adetleri çok düşük ve şu an kendi korona öncesi yaptıkları stokları açıkçası eritiyorlar. Bunun Türkiye ekonomisine, Türkiye otomotiv sanayine yansıması muhtemelen Haziran başı gibi olacaktır. Yıl sonu hedeflerinde müşterilerimizle konuştuğumuzda da halen işte 2019 yılında bize verilen 2020 bütçelerinin %80'ler civarında tutturulabileceğini söylüyorlar. Açıkçası şahsi görüşüm %80'leri tutturabilirlerse büyük başarı olur. Çok teşekkür ediyorum Ersin Bey katıldığınız için. Evet, Erim Motors Genel Müdürü Ersin Şahin'in görüşlerini aldık. Şimdi buradan Deniz Yatırım'a gidelim ve soralım. Özellikle az önce 6.95'e doğru gerileyen bir kur vardı. Bu düşüş, bu hareket ne kadar kalıcı olur? Diğer gelişen ülke piyasaları için risk iştahı nasıl? Şimdi hazırsa eğer Deniz Yatırım kendilerine gideceğiz. Telefon bağlantısı olacak zannediyorum ki. Evet, Melih Ortakçı var orada. Melih, hoş geldin yayına. Neler söylersin piyasalar için? Merhaba, iyi yayınlar. Aslında dünküne benzer bir görünüm şu an için var. Risk iştahında hala azalma devam ediyor. Bunda da özellikle dün Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrası ekonomik bir toparlanma hızının ne olacağı ve yeni teşvik dalgasının gerekliliği ile ilgili tartışmalar etkili oluyor. Diğer bir endişe sebebi de bazı bölgelerde yaşanan vaka sayılarındaki artışla beraber özellikle ikinci dalga görülüp görülemeyeceğine dair tartışmalar özellikle hisse senedi piyasaları üzerinde şu an için fazlaca etkili oluyor gibi gözüküyor. Baktığımızda düne benzer olarak Amerika'da yine 3 ana endekste de etki kapanışlar gördük. Özellikle S&P tarafında kritik seviyelerin altında bir kapanış gerçekleşti. Bugün açılışa baktığımızda da yine uzak doğu tarafında, Asya tarafında %1,5'a yakın eksiler vardı. Sabah Avrupa'da da yine benzer bir görünüm var, negatif fiyatlama. Ve şu an için Amerikan vadelilerine baktığımızda da yine eksi seviyelerde yataya yakın fiyatlandığını biliyoruz. Powell'ın açıklamalarını piyasalar takip etti. Powell yaptığı açıklamalarda özellikle Amerikan ekonomisi için salgın sebebiyle çok fazla belirsizlik olduğunun altını bir kez daha çizdi. Ve tartışmaları paralel olarak ekonomik toparlanmanın umulandan daha uzun sürebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Bunun yanında da negatif faizli an için değerlendirmediklerini belirtti.
Bunun yanı sıra yine Birleşmiş Milletler raporunda da küresel ekonomi tarafında bu yıl yaklaşık olarak %3.2 bir küçülme yaşanabileceğine dair bir ibare var. Bununla ilgili olarak da piyasalar risk iştahını kaybetme eğilimi gösterdi. Yine Amerika tarafında diğer bir gelişme Trump'ın açıklamaları. Daha önce Anthony Fauci salgınla ilgili ekonominin erken canlanmasının büyük risk oluşturabileceğine dair açıklamalar yapmıştı. Trump da bunu sert bir şekilde eleştirdi ve buna kesinlikle katılmadığına dair açıklamalar yaptı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra makroekonomik dataların da beklentilerden kötü gelmesi, özellikle dün ÜFE'nin de 2009 yılından sonra gelen en kötü rakamı test etmesi piyasalar tarafındaki iştahın bozulmasına neden olmaya devam ediyor şu an için. Bugün Amerika tarafında 15-30'da işsizlik rakamları gelecek. Dolayısıyla burada temponun ne yönde gittiğini görmek açısından bu veri de önemli. İçeri baktığımızda içeride de yine şu an için nispeten yurt dışı fiyatlamalarından daha pozitif ama yine negatif bir fiyatlama var. CDS tarafında 618'lerde şu an için geçiyor. Hafif orada da bir yükseliş var. İçeride de 101 seviyesinde endeks tarafında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Orada daha önce de söylediğim gibi 104.000 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyesi. Geri çekilmelerde 96.600 ve 93.500 takip ediyoruz. Kur tarafında şu an için dolar endeksinin 100'ün üzerinde fiyatlanmasına rağmen kur tarafında 7'nin altında işlemler geçiyor. 6.87 bandı ve 7.720 bandını takip etmeye devam ediyoruz Güzel. Melih, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Şimdi kısa bir aranın arkasından Cumhur Örnek'le karşınızdayız. Fox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'le beraber. Cumhur, günaydın, hoş geldin. Günaydın Güzel. Şimdi bol bol makro tarafı konuştuk. Reel sektörle elin motorsa sanayi üretimi de konuştuk ama piyasaya yansıması nasıl oldu? Bugün gelen sanayi üretimi bir endişe yarattı mı ya da borsada sanayi endeksinde bir satış oldu mu? Bir şey yok Güzel. Hani bütün küresel anlamda sanayi üretimi verileri aşağıya geliyor. Bu da tabii koronavirüs hangi ülkeye, hangi tarihte girdi, hangi tedbirler alındı buna göre de değişiyor. Mesela Hindistan'ınki iki haneli bir daralmaya işaret etmişti mesela bu hafta. Türkiye'de böyle bir şey görmedik. Tabii bugünkü gelen veri de beklentilerden daha şiddetli bir daralmaya işaret ediyor ama bir önceki veride de yukarı yönlü revizyonlar yapılmış. Onu da vurgulamakta fayda var. Sonuçta piyasa dediğin olgu bir şeyi alıp öbür şeyden vazgeçiyorsun. Dolayısıyla burada yapılan işlemler içerisinde işte Türkiye'nin karşısına Rusya'yı ya da Türkiye'nin karşısına Brezilya'yı ya da Meksika'yı koyduğun zaman herhalde burada faizler konusundaki konu kriterde 2 ya da 3 numaraya atıldı gibi gözüküyor. Şimdi herhalde yatırımcıların hani ilk baktıkları şey koronavirüsün o ülkedeki yayılma hızı. Bir o ne? Çünkü bundan sonraki o sürecin diğerleri bu süreçten çıkarken onların daha yarışta arkada kalacağına dair işaret veriyor. İki, petrol ithal ekonomileri neyin üzerinden dönüyor? Mesela işte konuştuğumuz konu eğer petrol ihracatçısı bir ülke ise eğer bu işte Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu raporlara birazcık daha fazla duyarlılığı artıyor. Bizim gibi biraz daha işin içerisine turizmi katmış biri ise işte ne kadar çabuk o koronavirüsten çıkacak, içerideki o sağlıkla ilgili konuyu ne kadar üstlerine atacak, o devreye giriyor. Şimdi hani buradan sözü açmışken mesela önümüzde bazı örnekler var. Bunu da hani somut olarak aktaracak olursak eğer mesela bir Brezilya örneği var. Evet, Brezilya içerisinde Bolsonaro geldikten sonra bir siyaseti daha fazla konuştuk. İşte son 3 haftada Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı'nın istifasıyla ya da görevden alınmasıyla karşılaştık ama dün itibariyle mesela Brezilya'dan gelen koronavirüsle ilgili sayıya baktığım zaman yeni vaka sayısı 11.923'e işaret ediyor. Dolayısıyla ve herkesin hani genel anlamda senin benim herkesin takip ettiği bu 7 günlük 14 günlük ortalamalar daha orada artar vaziyette. Aynı durumu Meksika'da görüyorum. Tabii ki Meksika'daki vaka sayısı 2000'lerle şu anda sınırlı ama
buradaki para birimlerinin özellikle işte Latin Amerika tarafında hani onlarda içeride bizdeki gibi ödemeler dengesi, işte dolar fonlaması ihtiyacı işte konuşuluyor mu bilmiyorum ama bunların bir kısmında biliyorsun Fed'le swap limitleri de açık ama ona rağmen kurlarındaki baskı devam ediyor. Şimdi bunların ortak özelliği IMF'e başvurmaları ve aslında Şili var değil mi bunların içerisinde yine? Evet, dün bir de o eklendi. Bir de dün Şili eklendi. Yani aslında dışarıdan fonlamaya net bir şekilde ihtiyaç duyan ülkeler ve gelişen ülkelerde sanki o böyle çığ diyelim yavaş yavaş her geçen gün biraz daha o top büyüyor. Bir yandan bütçeye dair endişeler var, bir yandan kurları değer kaybediyor. Rezervlerde rekor erime söyledik işte Mart ayında, Nisan'ı şimdi bilmiyoruz ama 170 milyar dolar erimiş diye. Cumhur o zaman şöyle bir hayal kurmasın mı yatırımcılar? Bu kadar bol likitte er ya da geç gelişen ülkelere sermaye olarak dönecek, sermaye girişi olarak. Bunun için çok mu erken? Bak şimdi burada bir de Powell da kapıyı belli ölçülerde hani kapattı. Biz şu anda biliyoruz ki hani Powell'un mevcut koşulları içerisinde negatif faizi dışlayan dün kayıtlarını aktardık. Şimdi burada eğer Powell bir dip çizmemiş olsaydı biliyorsun piyasa kapıya ayağını dayadığı noktada o kapıyı bütün ardına kadar açmak konusunda üstüne yok. Dolayısıyla işte burada yeni balonlar oluşmasının bir miktar daha belki de önüne geçmek adına dün Powell bir anda negatif faizi dışarı bıraktı. Hı. Ve hani ekonomik gerçeklerle, rakamlarla ki mesela Georgieva da dün güne başlarken benzer açıklamaları yapmıştı. Bu dönüşümle ilgili olarak Powell'ın da dün söylemişti toparlanmanın hız kazanması zaman alabilir kelimesi S&P'de iki gündür üst üste satışları beraberine getiriyor. Bak şimdi mesela Brezilya örneğini verdik ya, gelişmekte olan piyasalar içerisinde hani Rusya'ya bakacak olursan orada da vaka sayılarının arttığını görüyorsun. Hani hem sınırımız olması açısından söyleyebilirim. İran'da mesela belli ölçülerde vaka sayısı işte günlük 3000'lerdeydi. Binlere kadar geri çekmiş. Şimdi orada da bir artış söz konusu var. Hep bu konu şeye geliyor işte ondan sonra da. Bu ikinci dalga olacak mı, olmayacak mı? Bunun ekonomilere etkileri ne olacak? Şimdi ikinci çeyreği piyasa esasında kafadan silmeye hazırdı. Yani bu fiyatların içerisinde S&P 500'ün içerisinde 2811 biz görüyorsak eğer hani ikinci çeyreğin zaten iki haneli hatta bol iki haneli daralma olacaklarını silmeye hazırdı kafadan ama bu iş eğer üçüncü ve dördüncü çeyreğe de gidecekse eğer o zaman işte bu satışların bir kısmının buradandır diyebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Peki gün sonunda biz yine kendimize risk iştahı ve sermaye nereye gidecek bunu sorgularken buluyoruz. Bu noktada dünkü Fed'in açıklamaları sonrası sence negatif getirili tahvil stoğu azalır mı? Gelişmiş ülke faizlerinde bir hikaye var mı? Çünkü ben dün sosyal medyada gördüm ama tabii istersen teyit edelim. İngiltere faizleri de rekor düşük seviyelere gelmiş galiba. İki yıllık da vardı. İki yıllık hatta hala da öyle 0.03 eksi de devam ediyor yoluna. Tabii şimdi burada bizim politika faizi aracı olarak gösterdi. Çok sert düşmüş gerçekten. Eksi bölgeye geçmiş. Eksi bölgeye geçmiş durumda. Şimdi bizim konuştuğumuz merkez bankalarının politika faizinden bahsediyoruz biz. Ama senin bahsettiğin ya da bizim burada hep masaya yatırdığımız negatif tahvil portföyü orta uzun vadeli. Yani getiri eğrisinde merkez bankalarının ulaşmakta zorlandığı, etkisinin ulaşmakta zorlandığı bir bölümden bahsediyorsun. Tabii şimdi böyle olunca dün mesela ya da geçtiğimiz hafta Perşembe'den bu yana konuştuğumuz işte o Fed fundlarda Ocak 2021'de negatif faize geçiyoruz hikayesi belli ölçüde geri adım atılıyordu. Dolayısıyla hani bu neye yaradı mesela? Belki hani şu aşamada altında biz bir beslenme görmüyoruz. Hani yukarıya yönlü çünkü gidiyordu. Bu eksiye geçerse daha da işte paranın maliyeti düşecekse altın bundan böyle bir durumla karşı karşıya değildi ama yine de 1700'ün üzerinde tutunmaya devam ediyor. İşlemler hani altın yatırımcısı da burayı yakından takip ediyor. Hani piyasadaki oluşanları şey de çok daraldı. Hareket alanı da çok daraldı. Doğru. Yani biz bunu genelde tırnak içinde hani fırtına öncesi sessizlik diye hani bazen şey yapıyoruz ya. Altındaki son hacimlere baktığım zaman ya da işlem aralığına 1695-1715. Yani bu noktada bir de haftanın son işlem günü genelde cuma günü yaklaşırken orada satışların da yoğunlaştığını görmüştük. Şimdi bir faizler çok düşmeyecekse ve bu teminat açığı yine gelecekse eğer S&P düşmeye başlıyorsa altın yatırımcısı herhalde yine tedirgin olur. Burada da şu meşhur kontratları da gösterelim. İşte bu geçtiğimiz hafta Ocak 2021 100 seviyesinin üstüne çıktı diye işte negatif faiz fiyatlaması vardı. Hala da var. Biraz bu adresi ötelenmiş gibi de gözükse de herhalde dün Powell belli ölçeklerde bu beklentiyi
geri çekmiştir diye düşünüyorum. Peki buradan istersen biraz geçelim. Hani tahvil piyasasında ve faizlerde böyle bir fiyatlama varken öte yandan yine en çok merak edilen, hani sorulan şey bu Mayıs'ta borsaların sat ve git hikayesinde hangi sektöre daha fazla fatura kesilir? Şimdi dün sen de paylaştın. Bankalardaki kayıp daha fazlaydı Amerika özelinde. Ne dersin oradaki fiyatlamaya? Şimdi S&P 500 hani vadelisine bakıyorum. 3 gündür 2947 seviyesinden aşağıya doğru hani bir geliş yaşıyor. Kaybı %4. Ama bankacılık endeksine bakacak olursan eğer %10'u aşmış gibi gözüküyor. Hatta hani ne kadar güvenilir kaynaktır bilmiyorum ama Fox Business'te çalışan bir tane arkadaşımızın sosyal medya paylaşımında belli başlı 2-3 büyük bankanın birleşebileceği de konuşuluyor. Şimdi faizlerin aşağı geldiği ortamda, hatta yeri geldiğinde negatif faizle işlem görebilecek bir konuma geldikten sonra, hele bir de artan işsizlikle yaşanabilecek bu bireysel kredilerdeki problem. Şirketler belli ölçülerde kendilerini devam ettirebilir. Ucuz paradan faydalanıp hatta Trump'ın da belki istemesi de oradan. Hazır bütün küresel piyasalarda piyasa değerleri şirketlerin düşerken biz bunları %0'la fonlayalım. İstedikleri gibi küresel anlamda şirket satın almalarına imza atsınlar modeli olabilir ama dönüyorum öbür taraftan, işte bunların alınmış o mortgage'larla konutlar ya da diğer tüketici kredi, hatta zaman zaman 2008'de öğrenci kredilerini de biz çok hani problemli olarak konuşuyorduk. Dolayısıyla buradan bir sonuç, bankacılık endeksine fatura kesilmiş gibi gözüküyor en azından bu hafta. Şimdi seviye olarak hani şöyle baktığımda bir önceki döndüğü yer S&P vadelinin 2791. Dolayısıyla hani onun altında bir gelecek noktalarda işte bu 50 günlük ortamı 2709'da geçiyor. Dolayısıyla bizim benim kabaca gördüğüm 2700'de 2980 arasında böyle bir gidip gelecek bir piyasadan bahsedebiliriz. Peki bugün saat 15.30'da 9 Mayıs haftasının işsizlik verileri gelecek. 2,5 milyon civarında galiba beklenti var. Sence bu piyasada fiyatlanır mı? Önceki veriler nasıldı? Çünkü işsizliği de artık sürekli konuşuyoruz Covid'den dolayı. Ben herhalde bu Covid'den önce Perşembe günü hiçbir zaman akıllı paranın içerisinde önem atfetmiyorduk. Yani 200 bin ile 250 bin arasında gidiyor geliyordu. Bazen işte 4 haftalık ortalama yukarı döndü diye veriyorduk ama hiç de böyle can havliyle son dakika olarak da vermiyorduk. Ama şimdi rakama bakınca evet, böyle bir önce geldi 7 milyon. Yavaş yavaş da azalıyor. Zaten istihdam sayısı da azalmaya başladı. En son bu rakamlar gördüğünüz 30 milyon kişiyi de geçmişti. Dolayısıyla şimdi buradaki hikaye şuna doğru evrilecek herhalde. Bunların ne kadarı geçici olarak işini kaybetti, ne kadarı kalıcı olarak işini kaybetti. Bir taraftan işverenler, örneği olarak mesela Elon Musk'ı verdik bu hafta. Kaliforniya açmasa bile ben fabrikamı açmak istiyorum, yoksa başka bir yere taşınacağım şeklinde bir iddialı açıklaması vardı geçtiğimiz hafta sonundan kalan. Bu arada Huawei'in Amerika'ya girişi de yasak uzatıldı. O da çok önemli bir haber. Trump onu da veto etti. Şimdi yine bir kutuplaşma görüyoruz bu ölçekte. Hatırlattığın iyi oldu esasında. Burada biz mesela Huawei'in neydi? CEO'sunun kızı CFO Kanada'da tutukluydu. Bu kadar hani şeye kadar tartışıyorduk ki bir şirket daha var galiba. O yine teknoloji anlamında onun da hani süresini uzatıyor. Bir kamplaşma söz konusu. Zaten hani Amerika ile Rusya arasında belli ölçülerde bizim bir arada kalmışlığımız vardı. Şimdi Amerika, Çin, ki hani burada Çin'i de şuradan şey yapmak lazım. Bizim belli ölçeklerde ilişkilerimizin hani yine bu ortada üçgenin kısmında kaldığımız noktaya gidebilir. Bundan sonrası için hani bizim gördüğümüz hani öğleden sonra yabancı para menkul kıymet istatistiklerini karşılayacağız. Akşamleyin de Meksika'nın bir faiz kararı olacak. Yine faizleri 50 bas puan düşürmeleri bekleniyor. Dolayısıyla kurdan bağımsız ekonomiler büyümelerini desteklemek için paranın maliyetini aşağı çekmeye devam edecekler. Kur da artık kendi dengesini maalesef kendi içinde bulmak durumunda kalacak. Şimdi Cumhur, bir yandan tabii 111 sayfalık bir rapor ama Mayıs ayına dair ECB'nin ekonomik görünüm raporu geldi saat 11'de. Önemli manşetlerde büyümeyi tekrar aşağı revize etmişler. İtalya'dan yeni bir paket geldi ve bugün Almanya ek paketi de konuşacak herhalde. Bir o var. Ben mesela İtalya'dan biraz dün gördüm. 500 euro vereceklermiş tatil yapmaları için hane halkına. Dolayısıyla hani ben hani o tarafında pek çok detay var. Darısı başımıza diyeceğim. Engel olamıyorum buna. Yani tatile gidebileceklerse evet öyle ama hani başka vergi
vergi indirimleri ve şeyler varmış. İşin biraz magazin tarafına kaçtım ama her ülke bu konuyla ilgili olarak yapabileceğini sonuna kadar götürmeye çalışıyor. Cumhur çok teşekkür ederim. Aktardıkların için araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'le beraber Fokus'u kapatıyoruz. Hoşçakalın.